Merhaba arkadaşlar. Bugün Soğanlı'da bulunan Hacı Samioğulları baklavacılarındayız. Yanımızda da firma sahibi Sami Bey var. Sami Bey nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizler de hoş bulduk. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Biraz kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? Ben 1974 Şanlıurfa doğumluyum. Baba mesleğimiz baklavacılık. Oh ne güzel. İşte yaklaşık 98'den belli Bursa'da ikamet ediyoruz. Baktık Bursa'da bir tatlı ihtiyacı var. Kalite ve uygun fiyat şeyini yaptık. Distro'yla aynen. Hizmete başladınız. Evet. Şu anda yaklaşık 6 ay oldu burayı açalı. Soğanlı'daki şubenizi. Soğanlı'daki şubemizi ama bayağı güzel cevaplar alıyoruz. Güzel tepkiler. Güzel yani. Evet, geri dönüşler çok güzel. Hem fiyat olarak hem tat olarak iddialıyız. Böyle işte. Çok güzel. Bugün neler hazırladınız bize? Bugün size dürüm hazırladım size. Zaten soğuk baklavalarımız. Evet, onlarda çok güzel şeyde, gözüküyor zaten. Evet, havuç, dondurma arası havucumuz var. Sarma, şöbiyetimiz, künefemiz. Onu zaten peynirli. Kendi ellerinizle hazırladınız. Evet. Çok şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim bu fıstık sarmamız tamamıyla içinde orijinal fıstık dediğimiz birinci kalite fıstık. Yani ismini söylemek istemiyorum. Biraz abes kaçıyor ismi. Urfa tabiriyle buna kuşboku derler. en iyi fıstık. Olsun seyircilerimiz. Tabii en iyi fıstık kuşbokudur. Baklavada kullanılan. Şu an yaklaşık kilosu 170 civarlarında. Bayağı bir fiyatları tırmandı. El açmasıdır. Odun ateşinde pişiyor. Oh ne güzel. Lezzet olarak çok güzel. Dediğim gibi geri dönüşler güzel alıyoruz. Vallahi ben hemen şöyle denemek istiyorum o zaman sana. Afiyet olsun. Görünüşü çok güzel zaten. Tadı da bir o kadar güzeldir. O zaten dağılıyor. Evet. Evet. Gayet güzel duruyor. İçinde de sanki biraz kaymak var. Kaymak var. Evet. Sami Beyciğim. Evet. Çok güzel o kaymak. Afiyet olsun. Tadı hem evet. Şeyde çok ince. Direkt sanki fıstığın tadını alıyorsun. Evet, direkt yediğin zaman evet. Fıstık yiyormuş gibiyiz. Ben künefenizi de çok merak ettim çünkü yapılışını beraber yaptık. Bundan da bir parça almak istiyorum. Arkadaşlar birazcık soğumuştur çünkü burada bekletiyoruz biraz. Evet. Şeyi ayarlamak için. Sami Beyciğim siz çok yemişsinizdir bundan ama ben size de ikram edeyim. Siz de ben bir yandan yiyiniz. Sizi kırmayayım, bir parça ben de yiyeyim. Çok tatlı yedim bu aralar. Zaten tatlı tatlıcısınız yani. Tatlı göbeği. Ama vallahi o konuda hiç şey yapma, biz de aynı yani. Formumuzu korumak lazım deyip. Aynen. Habire yiyoruz. Bununla peyniriniz çok hoşuma gitti. Peynirinizde hiç tuz yok. Sıfır tuz. Sıfır tuz çok evet. Güzel geldi. Peynirimiz koyun peyniri. Siverek'ten getirtiyoruz. Ama koyun peyniri o zaman evet. Ne kokusu ne tadı. Hayır. Hiç koku olmaz koyun bunda. Koyun kokusu yok yani. Olmaz. Tadı da yoğun. Tadı çok güzel. Künefede de iddialıyız. Verdiğimiz dönüşler çok güzel oluyor. Çok memnun kalıyor insanlar. Vallahi şişman yani, beğendi arkadaşlar. Yani evet. Çıkıp gelip yiyebilirsiniz. Sami Ustam kendi elleriyle hazırlıyor size. Gayet başarılı. Biz biraz soğuk yedik ama siz sıcak sıcak yediğinizde 10 numara 5 yıldız evet. Yani. Benden tavsiye. Bunu bayağı bir erittik. Erittik, beklettik. Ama şöyle dökeceğiz ama yapacak bir şey yok. Olsun olsun. Bunu bir deneyelim bakalım üstü dondurmalı. Havuç dilimine de bu çok yakışıyor değil mi Sami abi? Havuç dilimi dondurmasız olmaz. Afiyet olsun. Arkadaşlar buradaki fark Antep fıstıkları biraz daha iri iri böyle dişe geliyor. Üzerindeki dondurma soğukluğuyla da gerçekten çok güzel.
Bir şey daha değineceğim. Dondurma bu kadar erimesine rağmen baklava hala çıtır çıtır arkadaşlar. Evet. Baklava hala çıtır çıtır. Çok güzelmiş. Ben size şöbiyete de tavsiye ederim. Şöyle şöbiyete bir ayırın ortasını. Şöyle mi keseyim yoksa şöyle mi ayırayım? Şöyle bir ayırın. Oo. Arkadaşlar safi fıstığın ve kaymağın aynen. Bakın burada bileşimi. Arkadaşlar kaymak da var. Şöbiye zaten kaymaksız olmaz. Ben hemen bundan da bir tadım gerçekleştireyim arkadaşlar sizin için. Vallahi şu ana kadar tattığım tatların hepsi çok güzel. Bundan da kötü bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Aynı hamur, aynı malzemeler. Hepsinin tadı çok farklı ama. Aynen öyle. Bu bir başka, bu bir başka, o daha bir başka. Bunun sırrını çözemezsin. Çok başarılı. İçinde kullanılan fıstık hepsi aynı. Hamur, aynı bu, hamur. Dürüm. Şerbet, nasıl? Aynı şerbet. Bu da çok güzel. Bu böyle şey mi? Dürüm şeklinde evet, sarılıyor. Evet, dürüm şeklinde sarılıyor. Arkadaşlar, bunun da içi gayet bol. Evet, bizde toz fıstık kullanmıyoruz. İri fıstık kullanıyoruz. İnsanlar görsün. Toz fıstığı sadece süslemede yapıyoruz. İnsanlar ne yediğini görsün. Evet, çünkü... Şu an baklava piyasası biliyorsunuz bayağı bir patlama yaptı. 30 liralara falan veriliyor. Tamam, onu nasıl veriyor 30 liraya ya? Abi fıstığın kilosu 170 lira. 30, ha şimdi 30... nasıl vereceksin onu? Fıstık değil abi, birbirimizi kandırmayalım şimdi. Bezelye. Bezelye de, ondan sonra ıspanak de, gıda boyası de... Ne dersen de. Yer, yer fıstığı de, fıstık diyemezsin. İmkanı yok yani şu ürün... Şu ürün tamamı fıstık. Bu tepsinin içine 500 gram fıstık atıyorsun. Evet. Zaten tepsisi 80-90 lira. Fıstığı geliyor sadece 90 lira. Nasıl veriyorsun kilosunu 50 liraya bunu? İmkanı yok. Veremezsin. Şimdi Sami abim, şimdi 50 liraya 30 liraya baklava veren var. Evet. Ama işte aynı baklavayı 250 liraya satan da var. Aynı baklavayı 80 liraya veren Sami Usta da var. Heh. Şimdi bu 80 lira kilosu. Şimdi bu 80 lira. Birçok yerde bu kaliteli ürünler 140 lira, 160 lira bandında satılıyor. Ama biz imalatçı olduğumuz için, dedim ya Urfalıyım, aha, fıstık bizim, sade yağ bizim. Tabii. Menbaından alıyorsunuz. Menbaından aldığımız için, ustalar kendimizden olduğu için biz de çok az bir kar marjıyla bunu insanlara yedirmeye, kaliteli ürünü ucuz fiyata yedirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar gerçekten evet, çok başarılı. Yani fiyatları da... Şimdi ben bu ürünü 200 liraya da satsam satarım. Sırıtmaz. Satarım. Vallahi sırıtmaz yani. Şu gördüğünüz fıstık sarma, içinde kaymak, tamamı orijinal fıstık, kuşbuku dediğimiz. El açması odun ateşinde pişiyor. 120 liraya burada kilosunu satıyorum. Vallahi çok iyi arkadaşlar. Yani bunu 120 evet, liraya... Bu kalitede alamazsın. Hani 80'e 90'a da yani satan yerler vardır dürüm, belki ama. Dürüm 80 lira. Şöbiyetin mesela fıstık kaymaklı. Bunlar evet, da hepsi kaymaklı. El açmasıdır. Odun ateşinde pişiyor. 80 lira. Havuç 75 TL kilosu. Ve onda dediğim gibi arkadaşlar hani rendelenmiş bir şey yok. Bildiğin kırılmış fıstık var içinde. Yani şöyle insanlar testini yapabilir. Üstünden fıstığını sıyırır. Götürür eleğe vurur. Herhangi bir boya falan akıntısı olursa buyursun gelsin yanıma. O konuda da garantiliyiz yani. İddialıyız. Garantiliyiz. Vallahi Sami Ustam ellerinize sağlık. Afiyet şifa olsun. Hem fiyatlarınız uygun hem yediğim her şey çok kaliteli arkadaşlar. Gerçekten. Yani bu, şişman burayı beğendi. Şu anki bu pandemi döneminde gerçekten insanlar zor durumda. Evet sormayın. Paranın alım gücü kalmadı. Alım gücü kalmadı. Biz de diyoruz ki biz insanlara uygun fiyata kaliteli tatlı yedirelim. Yiyen memnun kalsın. Yakmasın. İnsanları zarar vermesin. Elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Sami Ustacığım hep biz çatal kaşık bıçak tabanca ile yiyoruz bu baklavayı. Evet. Baklavaya ve sanatı var. Hani işte baklava, ters çeviriyor. Evet. Damağına vurduruyor falan. Baklavayı tersten yiyeceğim. Ben hemen ona size görselini yapayım. Tamam, hadi baklavanın bakalım nasıl yenileceğini, tadının nasıl alınacağını. Heh, ustamız geldi arkadaşlar. Bir tane baklava şimdi aldı bu, getirdi. Eldivenlerini de giydi.
Şimdi bizim bu klasik baklavamız. Türk baklavası. Tamam, standart kare dikdörtgen. Şöyle kapağını açtın mı içindeki fıstığı görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, tamam, gördüğünüz gibi toz değil, bildiğin fıstık. Tamam, sade yağlıdır. Hiçbir katkı falan olmaz. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Baklava yeme şeklini göstereyim. Baklavayı şöyle tersten damağınıza yapıştırıp eze eze yiyeceksiniz. Tadını almanız için. Buyurun efendim. Damağa yapıştır ve o yağın, o fıstığın tadını al. Baklavayı elle yiyeceksin. Vallahi arkadaşlar, hani zor gelir ama gerçekten şimdi yediğim tatlardan çok daha farklı bir tat geldi. Evet. Klasik baklavadaki tat gerçekten, yani şimdi tabii ki herkesin ağız tadı farklı, zevk olarak farklı. Ama klasik baklavanın tadı daha bir farklı. Evet, hiçbir şey de yok. Hiçbir şey de yok. Sağ olun ustam. Bu aralar pek trend oldu bu soğuk baklava, soğuk baklava. Soğuk baklava. Evet efendim. Size çekimden önce konuştuğumuzda çok satıyoruz dediniz. Evet. Bu soğuk baklavanın nedir trend olmasının sebebi sizce? Soğuk baklavanın trend olması daha hafif, yazın özellikle, kışın değil, yazın daha çok insanların istek duyduğu. Baymıyor, sütlü bir tatlı. Üstünde, sütlü birazcık daha... Sütlü huriyenin bir değişiği işte, baklavanın sütlüsü. Yani yediğiniz, şu an yediğiniz klasik baklavanın sütlüsü. Ravak kreması. Süt. Evet. Yok, ravak da var içinde. Süt, ondan sonra kreması var. Onları fırınlayıp pişirdikten sonra baklavayı, üstüne onu veriyoruz. Ondan sonra üstünün çikolatasını, süslemesini yapıyoruz. Üstleri ne Sami Usta? Bu bunlar beyaz çikolata. Bu beyaz çikolatalı. O sütlü çikolata. Sütlü çikolata. Bunda o zaman kakao ve kakao, evet, çikolatayı karıştırıp bunu elde ediyoruz. Üstü zaten gene arkadaşlar... Üstünde fıstık desenleri veriyoruz. İşte böyle bizim şablonlarımız var. Desenleri kendimiz yapıyoruz. Oo, çok güzel. Soğuk baklavayı burada çok güzel. Soğuk baklavayı günlük taze taze yapıyoruz. İnsanlara böyle daha lezzetli, daha şey geliyor. Güzel gidiyor yani. Memnunuz. Valla tatlarınız güzel, hani bir gelen bir daha gelir. Ben de çok beğendim. Peki izleyicilerimiz sizi nasıl bulur? Soğanlı'nın neresindeyiz? Soğanlı Çelebi Mehmet Bulvarı'ndayız. Hemen bulvarın tam orta kısmında. Hacı Sami Yolları. Konumdan girip Hacı Sami Yolları yazarlarsa zaten çıkıyor. Evet arkadaşlar. Instagram'dan da. Instagram sayfamız var. Hacı Sami Yolları. Evet. Paket servisimiz var. Paket servisimiz Paket servisimiz var. Bursa'nın her köşesine götürüyoruz. Oo, çok hani güzel. Ek bir ücret de almıyoruz ondan. Ne güzel. Hani insanlar diyor ki işte ben Görüklü'de oturuyorum. Şimdi Görüklü'de birçok müşterim var. İşte FSM Bulvarı'ndan müşterilerim var. Gönderiyorum. Çok güzel, çok güzel. Vallahi Sami Usta. Hizmette sınır yok. Aynen. Hem tatlarınız çok güzel. Bizim açılış kapanış saatlerimiz yok. 24 saat açıyoruz. 24 saat nöbetçi baklavacı, Hacı Sami Yolları baklavacı arkadaşlar. Gece saat 3'te 4'te çok gelen müşterilerim oluyor. Bazen soğuk olduğu zaman içeride oturuyorum, cama vuruyorlar. Açıyorum, abi canımız tatlı ister, tatlı almaya geldik. Ben bunları yaşadım, 6 ay içinde bayağı güzel şeyler oluştu burada. Çok güzel, çok güzel. Güzel dostluklarımız oluştu, gelen giden güzel insanlar, abiler, ablalar. Güzel yani, memnunuz şu an. Elhamdülillah. Bizi ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten her zaman bekleriz. Tatlarınız güzel. Fiyatlardan da bahsettik. Fiyatlarınız da gayet uygun. Arkadaşlar, Şişman burayı beğendi. Çıkın gelin. 10 numara 5 yıldız mekan.